शामिल को मैं हूं अफीरा मैं हूं तहसीन और आप देख रहे हैं अफीरा <laughs> <हैं, laughs> तो तहसीन आम यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो हमारे तो पास आ चुकी तो है और उसका टाइटल बहुत ही हैरान कौन तो नहीं लगता अब हमें तो कुछ भी हैरान नहीं लगता तुर्की में तो जो हो रहा है हम लोग हैरान हैरान नहीं होते बहुत हुए हैं हम शॉक में चले है लेकिन इतना कुछ आ रहा है और अभी ये जो इस टाइटल में लिखा हुआ है तुर्की दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जो यू ए वी जो व्हीकल होती है उससे क्रूज मिजाइल लॉन्च करने वाला बाकी में ये मैंने भी चीज़ नोटिस नहीं की थी इसकी पूरी पूरी वीडियो आ चुकी है तो फौरन सुनते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या बताया Şimdi kafamızda bir hikaye canlandıralım. Türkiye ile Yunanistan arasında bir deniz çatışması olmuş. İhtimal dışı ya, Yunan gemileri Türk kıyılarına kadar gelmişler. Yalnız hemen kulağım çınlamaya başladı. Yunanistan kim ki bizim kıyılarımıza geliyor? Yunanistan'ın haddi mi bizimle çatışmak? Derinlerden bir yerden inceden bir kulak çınlaması şeklinde bu cümleleri duyuyorum. Bunu söylemekte haksız da değilsiniz. Evet normal şartlarda Yunanistan kim ki bizimle çatışıp da kıyılarımıza kadar gelsin. Ama beni de anlayın deniz çatışması temelli bir kurgu oluşturmam lazım. Etrafımıza bakınca da bu ihtimalin en yüksek olduğu ülke Yunanistan. Ermenistan'la deniz çatışması ihtimali üzerinden kurgu yapamayacağımıza göre buradan devam edelim. Nerede kalmıştık? Ha olmaz ya Yunan gemileri kıyılarımıza kadar gelmiş. O an Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarımızı bölgeye göndermişiz ve her biri bu savaş gemilerine 4'er adet seyir füzesi fırlatmış. Yani bir gemi için iki aksungur göndersek 8 farklı noktadan 8 farklı seyir füzesi aynı anda gemiye saldırıya geçecek. O geminin kurtulma ihtimali var mıdır sizce? Elbette yok. Ama tabii muhtemelen insansız hava aracı ile seyir füzesi kavramları kafanızda pek yan yana oturmamıştır. Çünkü seyir füzesi fırlatacaksanız savaş uçağından fırlatabilirsiniz. Ayrıca seyir füzeleri maliyetli sistemler. Öyle bir gemiye kafanıza göre 8 tane seyir füzesi atılmaz. Doğru söyleyeyim bunlar aklınıza geldi değil mi? Ama seyir füzesi konusunda bildiğiniz her şeyi unutmanızı sağlayacak bir gelişme için video hazırladım bugün. Türkiye dünyada bir insansız hava aracından seyir füzesi ateşleyebilen ilk ülke oldu. Akıncı'dan Çakır seyir füzesi ateşlendi ve daha da önemlisi bu atış en çok Fransa'yı vurdu. Peki bizim attığımız bir seyir füzesiyle Fransa ne alaka? Önce bu konudaki fikrinizi yazın. Ardından zaten cevabını videoda bulacaksınız. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Dostlar selamünaleyküm. Türkiye iki hafta Ay. önce dünyada bir ilki başardı. Bir insansız hava aracından seyir füzesi ateşleyebilen ilk ülke olduk. Tabi haberin genelde bu kısmına odaklanıldı ama bu testin çok önemli bir detayı daha vardı. Akıncı insansız hava aracımızdan fırlatılan Çakır füzesinin motoru da yerliydi. İşte Fransa ile alakalı kısım burası. Dünyada füze motorları konusunda Fransa'nın çok ciddi bir ağırlığı var. Neredeyse piyasada tekel oluşturmuş durumdalar. Tabii bu kozu diplomaside ciddi şekilde kullanıyorlar. Canları istediği zaman bize ambargo uygulayabiliyorlardı bu konuda. Aynı şeyi dünyada motorları tedarik ettikleri bütün ülkelere uygulayabiliyorlar. Ama biz şu an buna son verdik. Çünkü Akıncı'dan ateşlenen seyir füzesinin motoru kale tarafından Türkiye'de geliştirilen KTJ 1750. Yani bu alanda Fransa'ya olan bağımlılıktan kurtulduk. Aynı zamanda dünyaya Fransa dışında bir alternatif sunduk. Her ne kadar milyarlarca dolarlık bir piyasaya bu şekilde adım atmış olsak da bence Fransa açısından esas sıkıntı ambargo kartlarını ellerinden almamız oldu. Artık bu tarz motorları kullanıp sağa sola ambargo tehdidinde bulunamayacaklar. İşte bu yüzden Akıncı TİHA'dan yapılan Çakır seyir füzesi atışı en çok Fransa'yı vurdu. Peki Çakır ha. neden özel bir seyir füzesi? Bir gemiye 8 adet fırlatılabilecek kadar, kadar. düşünüyor küçük maliyetli mi Özellikleri neler? Şimdi kısaca bunları konuşalım. Bu füze sahada dengeleri alt üst edebilecek potansiyele sahip. Zaten seyir füzelerinin bir savaş esnasında ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Onu tekrar tekrar konuşmaya gerek yok ama seyir füzelerindeki önemli handikaplardan biri maliyetlerinin çok yüksek olması. O yüzden de her hedefe karşı kullanılamıyorlar. Yani eğer bir hedefe karşı seyir füzesi atacaksanız karşılığında imha edeceğiniz unsurun düşman gücünü ciddi oranda sarsması gerekiyor. Çakır birçok özelliğiyle zaten çok işimize yarayacak. Ama maliyeti belki de öne çıkmasını sağlayan en önemli etken olacak. Aslında bunları konuşmadan önce bir özelliklerine bakalım. Doğrudan özellikleriyle başladığımız zaman ne kadar işimize yarayacağının anlaşılması çok daha kolaylaşıyor. Çakır, roket Roketsan üretimi bir seyir füzesi. Fırlatma ağırlığı motorsuz 275 kilo, motorlu 330 kilo. Yani bildiğimiz klasik bir seyir füzesine göre ağırlığı oldukça düşük. Ama bu da ona farklı açılardan avantaj sağlıyor. Bunu zaten birazdan konuşacağız. Çakırın uzunluğu 3,3 metre. Bu motorsuz hali, motorlu uzunluğu ise 4,1 metre. 70 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Farklı farklı harp başlığı türleri var. Seyir hızı 0,75 makla 0,85 makarası. Yani denizin üzerinden denizi yalayarak yavaş yavaş süzüle süzüle hedefine varıyor. Yaptığı harekatın tadını çıkarıyor diyebiliriz. Ve kullanılabileceği platformda çok fazla. Sabit ve döner kanatlı hava araçlarında kullanılabiliyor mesela. Özellikle hava kuvvetlerimizin ana vurucu gücü olan F-16'lar bu füzeleri yoğun şekilde kullanacaklar. Kanat altına birden fazla takılabildiği için özellikle düşman deniz unsurlarına kabus yaşatacaklar. Aynı şekilde SİHA'larımız çakırı etkin şekilde kullanacak. Özellikle Akıncı ve Aksungur bu füzeyle dengeleri alt Süsleyecek. Sadece Mamce ve Mamle ile bayrakların yaptıklarını düşünürsek Çakır'ı taşıyan Akıncı ve Aksungur'un neler yapabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Çakır'ın en önemli özelliklerinden biri sürü harekat kabiliyetine sahip olması. Yani aynı anda attığınız 8-10 çakır birbirleriyle iletişim kurarak hedefe yönelecekler. Bu da çok büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü bu şekilde normalde aynı noktaya yönelecek olan füzeler geminin farklı noktalarından saldırıya geçecekler. Hı. Haliyle geminin savunma sistemlerinin buna karşı koyması çok daha zor olacak. Yani bu sürü konsepti çakırın tahmin ettiğimizden çok daha etkili bir mühimmat olmasını sağlayacak. Bunun yanında bir de elektronik harp başlığına sahip olması düşmanlarını korkutması gereken etkenlerden biri. Elektronik harp konusunda Türkiye'nin nasıl bir konumda olduğunu artık ha. biliyorsunuz. Bunu daha önce Suriye'de yaptığımız operasyonlarda gördük. Birliklerimiz Suriye'ye girmeden önce elektronik harp düşmanın bütün sistemlerini çökerttik. Aynı şekilde Azerbaycan'ın Karabağ Harekatı'nda da elektronik harp sistemlerimiz çok ön plana çıktı. Bunu Ermeni bir general daha önce itiraf etmişti. Türkler bir şeyler yaptılar, bütün sistemlerimiz kilitlendi. Sonra bayraktarlar rahat bir şekilde uçup her yerde bizi vurdular dedi. Tabi bu örnekler elektronik harp kabiliyetimizin hangi noktaya geldiğini çok açık şekilde bize gösteriyor. Çünkü bahsettiğim iki yerde de karşımızda elektronik harbe karşı mücadele eden devlet Rusya'ydı. Ve çok açık ve net şekilde Rusya'nın bütün sistemlerini yerle bir ettik. İşte Çakır'ın Türkiye gibi elektronik harpte zirve olan devletlerden biri tarafından üretiliyor olması sahadaki etkinliğini çok daha arttıracak. Özellikle bölgemizde sorun yaşadığımız devletlerden biri olan Yunanistan gibi zayıf devletlerin savaş gemilerine karşı etkinliğimiz çok daha artacak. Yine Çakır'ın önemli özelliklerinden biri büyük bir engelin arkasındaki hedefi vurabiliyor olması. Yani gemi savar füzeler genelde açık denizlerde etkindir. Ama bizim Adalar Denizi gibi bir gerçeğimiz var. Yunanistan'la yaşadığımız sorunların çoğunu burada yaşıyoruz ve burada binlerce ada ve adacık var. Böyle bir ortamda da bir füzeyi görünmeden görmediğiniz bir hedefe ateşlemek çok büyük avantaj. Sonuçta 150 kilometrenin üzerinde menzili var. Aslında bu yönüyle de rakiplerinden çok ayrışıyor. Kendi muadili olan rakipleri genel Genellikle 100 kilometre civarı olarak gösteriliyor ve böyle bir menzilden bu füzeyi ateşlerken dediğim gibi önünüzde bir adanın olması bile sizin için sorun teşkil etmiyor. Füzeyi gönderiyorsunuz o adanın etrafından dolaşarak hedefini vuruyor. Bu şekilde hem daha geç fark ediliyor hem de deniz yüzeyine yakın olan seyir yüksekliğini de değiştirmemiş oluyor. Veri bağının da güçlü olması daha etkili vuruşlar yapmasını sağlıyor. Eskiden ürettiğimiz ürünlerde atunut sistemine sahip olmasını çok önemsiyorduk. Ama şimdi güçlü bir veri bağıyla bunun da bir ötesine geçiyoruz. Yani füzeyi istediğiniz herhangi bir platformdan ateşliyorsunuz ve seyrine başladıktan sonra füzenin yönetimini istediğiniz başka bir platforma bırakıyorsunuz. Mesela savaş geminizden çakırı ateşleyip yönetimini o an gökyüzünde olan akıncı insansız hava aracına devredebiliyorsunuz. Böylece hedef vurulana kadar hedefi görerek saldırı yapıyorsunuz. Haliyle mühimmatınızın hedefi bulma ihtimali çok artıyor. Yani kısaca söylersek çakır çok özellikle mini seyir füzemiz sahada bütün dengeleri Benim alt üst edebilecek bir potansiyele sahip. F-16 savaş uçaklarımızda, insansız hava araçlarımızda, istersek savaş helikopterlerimizde, belki daha da önemlisi silahlı insansız deniz araçlarımızda da kullanılabilecek. Ulaksida'mızın Çakır mini seyir füzeleri yüklenerek Adalar Denizi'nde devriye görevi attığını düşünün. Sadece bu yönüyle bile Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya yetecek bir mühimmattır Çakır. İnşallah sahada etkin şekilde kullanıldığı günlerde en, en kısa zamanda görürüz. Ki zaten Akıncı'dan atıldığını göz önünde bulundurursak çok kısa bir süre içerisinde buna şahitlik edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. चाकिर के बारे में थी चाकिर वही चाकिर मिसाइल तो है जो आप एवी यूएवी से फायर कर सकते हैं या उसको जहाज में लगा भी लगा सकते हैं शिप से भी फायर कर सकते सकते हैं हैं ड्रोन भी लगा लास्ट टाइम जब आपने चाकर पे रिएक्शन किया तभी मैंने ये चीज़ उस उसमें हाईलाइट की थी कि चाकर में ये जो फैसिलिटी जो दी गई है इसको कहीं से भी फायर कर सकते हैं जमीन तो से भी पानी से भी हवा से भी और जो क्रूज मिसाइल की जो सबसे मेन चीज होती है कि वो अपना रास्ता खुद डिफाइन कर सकता है वो अपने आप को खुद बचा सकता है दुश्मन की फायरिंग से बच सकता है बहुत लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है किसी रिडायर में ही नज़र नहीं आता तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इसके ऊपर ये चीज़ हम बता सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो यूक्रेन साइड पे जो शिप्स आती हैं बैटल शिप्स आती हैं उनके ऊपर ये बहुत हाँ ग्रीस से सॉरी ग्रीस से आती हैं उनके ऊपर बहुत असर असरअाज हो सकता है और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही काम आएगी इन शह आगे फ्यूचर में तुर्की अपने आप को हर लिहाज से मजबूत कर रहा है हवाई भी पानी के अंदर भी और ज़मीन के अंदर भी माशा बहुत अच्छी बात है क्यों फिर अमेजिंग के चाकिर के बारे में हमने जब पहली दफ़ा इसका लॉन्च उन्होंने किया था टेस्ट किया था हमने hmm. तो उस वक्त भी देखा था तो हम हैरान हो गए बिल्कुल इतना छोटा सा है और इसकी इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद हैं और ये इस तरह की ये चीज़ें वो हैं जो कि बहुत मेहनत के बाद बनाई जाती हैं और उनके टेस्ट भी कामयाब हो रहे हैं अल्लाह तला ने इतना टैलेंट तुर्की में दिया हुआ है मैं तो कहूँगी अमेजिंग अल्लाह को जो है ना mm -hmm, hmm. mm -hmm. <cases dramadım> तो बहुत ही अच्छी वीडियो बहुत अच्छा लगा देखकर लिंक शेयर किया लिंक डिस्क्रिप्शन में इनको जरूर लाइक करें प्लीज हमें भी लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को शेयर किया करें लाइक और कमेंट जरूर किया करें प्लीज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों महफूज हाफिज़